da haraçını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim astığım dikişi kimse sökemez, o kadar. Turistlere taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Korsan taksiciler, taksici esnafının korkulu rüyası. Minibüs şoförleriyle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince taksi şoförünün turisti dolandırdığı o anları. Bu taksiler sabah biz işe gidiyoruz durmuyorlar. Geliyorlar böyle böyle bakıyor. Ya nereye gidiyorsun? Sana ne, nereye gidiyorum? Wisconsin'a gidiyorum, Chicago'a, Taksim'e, nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz, ya buraya gideceğiz. Hadi başlayalım o zaman. 9 yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırın? Ne yapayım kardeşim, Türk mü dolandırayım? Ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Araba dolarla, benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki Arap turist mesela, cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayıp kimi dolandıracağım? Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizi havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi, dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin taksin nerede? Anlamadınız mı? Hani Taksim'e götüreyim, senin taksin nerede? Neyse. Ben dolmuş şoförüyüm, bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek çünkü. Trafik yok ya. O açıdan. Ben korsan taksiciyim. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksiye devam ettim. Şimdi abiciğim iki tır korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. Efendim, tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam, 10 dakika oradayım. Şimdi bu 70 kişi kim var mı ödeyecek? Senin ona 70 lira ver, ödeyeceğim. Abiciğim 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin, ben sana 25 lira vereceğim. Ne kadar tuttu şimdi? Tamam 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75'i. Abiciğim. Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş, gençler yaşlılara yer vermiyormuş. Öyle dediler, ben manuel frenini çekiyorum, yaşlıları tutup atıyorum arabadan. Sen de öğrenciye ev vermiyorsun. Tecrübesiz diye iş vermiyorsun. Parası yok diye kız vermiyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil, yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçme ve seçilme hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engelliler ve taksiciler gibi ÖTV indirimi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70 engelli indirimi mi alayım? Ben sana ne kadar vereceğim şimdi? Babacığım sen bana zaten 100 lira verdin. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? Bu meslek insanın psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaştır, dolaştır Allah dolaştır. Böyle şehir turu attırıyorum, anladın mı? Taksimetre fazla yazsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk moltuk her taraf böyle battı, leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya, çok masraflı iş. Koltuk moltuk derisini komple değiştirdik. En az 2-3 bin liralık oldum orada. Çocuk mu? Çocuk iyi ya, hafta sonları bende kalıyor. Hafta içi de o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençlerin sizden çektiği ya? Tamam ablacığım, 2 dakika oradayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır, tamamdır, görüşmek üzere. Bak şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayayım, insanlar bana hak veriyor. Ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söylesenize. Biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Hoş geldiniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp
futbolcu mu yapsa? Kaleci olarak da ben Mete Gazoz'u düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii doğrudur abi. Ya aslında var ya, ben bu Covid'e inanmıyorum ha. Covid yalanmış gibime geliyor. Bence de abi yalan. Hangi takımlısın abla? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Aslında Beşiktaş'a sempatim var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. Ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah abi. Bu işte en önemli şey müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz konuşuruz, çaktırma. Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu ihbarı var, çıkarsa sen ne yanarsın dedi. Klasik olta atma yöntemi işte. Lan bagajı bir açtılar, gerçekten uyuşturucu var içinde. Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciyi dedi, suçu üstüne aldı. Şu an cezaevinde, ben bakıyorum ona. Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini sıra... Boşum hocam. Boşum kardeş. Abi acile gidebilir miyiz? Benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözünü seveyim acil bir ya beni çocuk... sokma o trafiğe ya. Ateşler içinde ya, kurban olayım ya. Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim yapıyor. Neymiş efendim, dolmuş şoförleri sinirliymiş. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ama sorsan sadece dolmuş şoförleri sinirli. Günah keçisi miyiz kardeşim biz? Tamam al şu 25'i ödeşiyoruz. Sen bana 75 vereceksin. Ben sana niye 75 vereceğim abicim? Zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim? Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Abicim sen bana daha para vermeyeceksin. Tamam. Al şu 25'i ödeşiyoruz işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu işin yazılı olmayan kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın, ön koltuğa oturacaksın. Şoförü müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsan her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar salak salak. Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Benim 5 liraya götürdüğüm yere taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaçak metro hattı yapalım. Hadi bakalım ne olacak? Sen araca bindin mi? Bindim. Seni getirdim mi 75 lira? Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin, ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben sana ne kadar verdim? Ben dolmuşumda klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. Benzin çok yakınca ne oluyor? Benzine talep artıyor. Benzine talep artınca ne oluyor? Petrol arama çalışmaları oluyor. Petrol arama çalışmaları olduğunda ne oluyor? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten kırmızıda da durmuyorum. Dur kalk çok yakıyor. Uber kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. Eskiden haftada 3 defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapacağız? Durakta birbirimizi döveceğiz yani. Çok sıkıntılıyız şu an. Ya korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. Ha, diğer taraf en azından belliydi. Yani Vito oldu mu dalıyordu. Şimdi bizim durağımız sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum, telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır, 75 lira ben alıyorum senden. Sen niye 75 alıyorsun bana? Sen bana 75 verdin. Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın araştırmalara göre kazaların %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor, para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözümü bana göre taksiye açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim, dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya, döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani, elimle işaret ediyorum. Bizim müşterilerle yaşadığımız en büyük sorun taksimetre. Çözüm basit. O zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum muyum nerede ne kadar yazacak? Tamam. 25 ver ödesin bu kadar. Tamam. Bu kadardı. Al. Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediğim. Merhabalar. Çekim var amirim benim. Bagajı bir açar mısın? Tamam. Aaa!
Onlar oraya kim koydu? Amirim valla, kameramanlar bak, kameramanlar geldi, bagajı açtı, bir şey, bir parmak izi alın. Bir parmak izi bak, parmak. Kodumun adam akşam akşam vurduracak kendini bana ya. 75 lira nerede şu an?